Sevgili boğalar, yay burcundaki dolunay sizin için bu dönemde hem finansal hem de duygusal açıdan önemli bir geçiş sürecine işaret ediyor. Güneş boğa burcunda kişisel değerler, nakit para, mülk ve yetenekler gibi konulara odaklanırken bu alanlarda neye ihtiyacınız olduğunu ve nelere yönelmeniz gerektiğini de aydınlatıyor olacak. Burada ve şimdi üzerinde böyle mantıklı ve kararlar almanız gereken kararlar almanız zaten bekleniyor. Aynı zamanda ayın başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar üzerine düştüğü alan iş ilişkileri ve kişisel bağlantılar açısından da çok önem taşıyor olacak. İş ortaklıkları, önemli değerleri, nafaka ve çocuk desteği gibi konular gündeme gelirken bu durum aynı zamanda paylaşılan borçlarınızı ve mali yükümlülüklerinizi de kapsıyor olacak. 8. ev miraslar, vasiyetler, yükümlülükler, borçlar, vergiler gibi konuları da içinde barındıran bir ev alanı. Bu ev aynı zamanda aile bireyleriyle veya iş ilişkilerinde kurulan derin ve psikolojik bağları da ifade eder bir nevi. Şu anda bu evde meydana gelen yeni gelişmeler, bir borcu sonlandırma, yeni bir finansal girişin başlangıcı veya bir mali durumunda daha geniş bir perspektifte anlaşılması gibi önemli değişikliklere de işaret ediyor olabilir. Dolunay'ın bu evde gerçekleşmesi tabii ki size paylaşılan kaynaklarla ilgili bazı böyle meselelerin artık sonuçlanması anlamına da gelecek. Bu bir sözleşmenin sona ermesi veya yapılan anlaşmaların getirdiği finansal getirilerin toplanması şeklinde de çok net olabilir tabii ki. Şimdi bu dolunay sürecinde Neptün ve Plüton'un da etkileşimi var. İlham ve dönüşüm tabii ki bu da hayatınızda sağlayacak. Neptün ve Plüton'la yapılan açılar bu dönemi böyle başka bir önemli yöne doğru ortaya çıkaracak. Neptün biliyorsunuz rüyaları ve inançları temsil eden bir gezegenimiz ve 11. evde sosyal çevreler ve ağlarla olan ilişkileri sembolleyen ev alanında Güneş'le Neptün arasındaki harmonik açı sosyal ağlar aracılığıyla ilham ve motivasyonun arttırılması anlamına da gelir. Bu durum iş veya zevk amacıyla bağlantı kurduğunuz gruplar ve takımlarla olan ilişkilerinizde çok size yeni fırsatlar hayatınızda yaratabilir. Tabii öte yandan Plüton'un retro hareketi kariyer ve kişisel gelişim alanlarında bazı böyle eski meselelerin yeniden böyle ele alınması gerektiğini de gösteriyor olabilir. Bu süreç böyle kariyerinizde bir terfi, başarı veya daha fazla sorumluluk alma gibi konuları hayatınızın içerisine gündeme getirecektir. Jüpiter'in tabii Venüs'te olan bir kavuşumu var. Bu Boğa burcunun 1. evinde gerçekleşiyor olacak ki bu ev kişisel gelişim ve genişleme sürecinin aslında bir parçası ve bu kavuşum aşk, güzellik, para gibi konularda size şans getirme potansiyeline de sahip ve İkizler burcuna geçiş yapmaya tam da böyle Jüpiter hazırlanırken şu anda ve gelecekte üzerinde böyle genişlemek istediğiniz alanları tekrar değerlendirme fırsatını sizlere sunuyor olacak. Şimdi bu astrolojik düzenlemeler tabii ki Boğa burcunun kişisel ve mali gelişim yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olacak ki Güneş, Ay, Neptün ve Plüton etkileşimleri hem mali durumunuzu hem de kişisel böyle ilişkilerinizi daha derinlemesine bir gözden geçirmenizi sağlayacak. Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu ise yeni başlangıçlar ve genişleme için mükemmel bir zemin hazırlayacak sizlere. Bu dönemde özellikle alınacak kararlar sadece şimdiki zamanda değil, aynı zamanda uzun vadeli geleceğinizi de şekillendirecek gibi duruyor sevgili boğalar. Bu nedenle bu enerjileri çok bilinçli ve stratejik bir şekilde kullanarak hem finansal hem de kişisel olarak büyüme şansınızı en üst düzeye çıkaracaksınız ki zaten de çıkarmalısınız. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle size bu dolunay gerçekten çok güzel şeyler getireceğinden emin olmalısınız.